bir açıklama yapıyorlar. İbrahim Okan Özkan'ı dinleyelim. Birleşik Devletleri 12 Eylül 1980'den bu yana Türkiye'yi bu sisteme mahkum etti. Tarım ve hayvancılığı bitirdi. Anadolu'daki üretimi bitirdi. Türkiye'nin üretimini baltaladı. Madenlerimizi ve kamu iktisadi teşebbüslerimizi özelleştirdi. Daha da ötesi, Türkiye'nin bağımsızlığını yok etmek için FETÖ'süyle PKK'sıyla her türlü terör örgütünü besledi ve büyüttü. Değerli vatanseverler, müjdeler olsun. Sistemin kendisi bittiği gibi bu sistemin partileri de bitmiştir. Bu sistemin adayları da bitmiştir. Bu sistemin siyasetçileri de bitmiştir. Hepimize müjdeler olsun. Bu sistem partilerinin hepsinde kavga var, yalan var, arkalarından iş çevirme var, birbirlerine çelme atma var. Her türlü çalma, çırpma, yolsuzluk, yalan, bütün bunların hepsi bu partilerde. Bu partiler, yani sistem partileri birbirlerine kumpas kuruyorlar. Kendi iç kavgalarına düşmüşler. Ne kavgası? Hizmet kavgası mı? Hayır. Rant kavgası, koltuk kavgası ve pastayı pay etme, bölüşme kavgası. Değerli vatanseverler, değerli İstanbullular, hepimiz görüyoruz. AK Parti içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve FETÖ yuvalanmaya devam ediyor. Hepimiz gördük. Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi kolunun altına PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'yi aldı, meclise soktu. AK Parti ise, yani hükümet partisi ise, hepimizin bildiği üzere Şehit Saitlerin savunucusu olan o bölücü, gerici merkezi, yani Hüdapar'ı Gazi Meclisi'ne soktu. O yaptıkları ittifakların Türkiye'yi nereye getirdiğini görüyoruz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çıkmış, Türk milletini anayasadan silmeyi tartışıyor. Değerli yurtseverler, sizlere soruyorum. Türk milletini anayasadan silebilirler mi? Hayır! Türk milletini anayasadan silemezler. Türk milletini anayasadan kaldırmaya kalkanlar kendileri Türk milletinin ayakları altında kesinlikle kalırlar. Yaşasın partimiz, Vatan Partisi! Yaşasın partimiz, Vatan Partisi! Bir diğer tarafta CHP ABD'nin planlarına sarıldı. PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile işbirlikleri yaptı. FETÖ'yü korudu, kolladı ve hapishanelerden kurtarmanın derdine düştü. PKK'ya İstanbul'un ve Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'u hediye etti. Hepimiz görüyoruz. İlçe belediyelerini, meclis üyelerini doğrudan PKK'nın partisine verdi. Bugün geldiğimiz nokta budur. Değerli CHP'li dostlarımıza da sesleniyoruz. CHP Atatürk'ün partisi değildir. Hiç Atatürk'e baş kaldıran, Atatürk'e isyan eden, Seyit Rıza'ları savunanlar Atatürk'ün partisi olabilirler mi? Böyle bir şey mükünat var mı? Yok. Bugün CHP bölücülerle ve gericilerle uzlaşı halindedir. Yine değerli vatanseverler, bugün Milliyetçi Hareket Partisi hükümetle beraber hareket ederken bir diğer taraftan da gericiliğin ve bölücülüğün odağındaki Hüdapar'la kol kola girdi. Mehmetçiğin kanını emen NATO'yu büyüttü. Şimdi bu sistem partilerinin hepsini uyarıyoruz. Sistem partileri de diğer partilerin kurultaylarına da baktığımızda hepsinde kavga var. Bütün her tarafta istifa depremleri ard arda geliyor. Şimdi değerli vatanseverler, size sorarım. Bu sistem partileri Türkiye'yi yönetebilirler mi? Hayır! Türkiye'yi yönetemiyorlar. Hepimiz görüyoruz. Sistem partileri ve onlara eklemlenen pazarlık partileri Türk siyasi tarihinin çöplüğünde yerlerini alacaklardır. İhanete dur de, oylar öncü partiye. İhanete dur de, oylar öncü partiye.
Vatan Partisi imdik ayaktadır. Disiplinle, hükümet olma bilinciyle ve devlet yönetme ağırlığıyla sorumluluklarının ve mücadelenin başındadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına karşı milli devleti ve milli orduyu savunma mevzisi Vatan Partisi'ndedir. Milli devletin kalesi Vatan Partisi'dir. 55 yıldır verdiğimiz mücadelede çokça başarı imza attık. Önümüzde de büyük zaferler bulunmaktadır. Değerli vatanseverler, Genel Başkanımız Doğu Perinçek önderliğinde Ermeni soykırımı yalanını yırttık, yerle bir ettik. Vatan Partisi'ni ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını çökerttik. Bugün Silivri cezaevinde o NATO generalleri, NATO askerleri yatmaktadır. 15 Temmuz 2016 gecesi herkesin kanalların karşısına çıkıp, televizyonların karşısına çıkıp konuşmaktan korktuğu saatlerde Genel Başkanımız Doğu Perinçek önderliğinde Amerikancı ve Fethullahçı darbe girişimini bozguna uğrattık ve hep beraber büyük bir başarıyla çıktık. Değerli yurtseverler, değerli İstanbul halkı, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Türkiye'yi daha büyük zorluklar beklemektedir. Bu birbirlerini yiyenler, birbirlerine çelme atanlar, birbirlerinin kuyusunu kazanlar Türkiye'nin geleceğini kesinlikle ama kesinlikle yönetemeyeceklerdir. Değerli İstanbul halkı, seçim çalışmalarımız boyunca İstanbul'u her yeri karış karış gezdik. Esnafımızla, gençlerimizle, işçilerimizle, köylülerimizle bir araya geldik. Pek çok vatandaşımızın gönlüne girdik ve pek çok dost edindik. Biz İstanbul'da çalmadık kapı bırakmazken diğer sistem partileri milleti meydanlara doldurup nutuk atmakta yarıştılar. Peki o attıkları nutukları neden meydanlarda attılar? Çünkü halktan korkuyorlar. Çünkü sizlerden korkuyorlar. Bizim karşımıza çıkmaktan, hesap vermekten korkuyorlar. Hepimiz görüyoruz. İstanbul'u iki adaya, iki partiye mahkum etmek istiyorlar. Yani iki çaresizliğe, iki çözümsüzlüğe mahkum etmek istiyorlar. Al birini vur ötekine. Yok birbirinden farkı. İkisinin de yok birbirinden farkı. Bunu hepimiz görelim. Kimi Atatürk maskesiyle, kimi din maskesiyle, kimi ise milliyetçilik maskesiyle halkı aldatmanın derdindedir. Halkımızsa artık bu sistemden bıktık. Hepimiz bu sistemden bıktık. O zaman gereğini yapmanın zamanıdır. Ve müjdeler olsun. İstanbul halkı çaresiz değil. İstanbullu çözümsüz değil. Türkiye çözümsüz değil. Çünkü Vatan Partisi var. 55 yıldır verdiği mücadeleyle dağ gibi, aslanlar gibi Vatan Partisi var. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Evet, değerli vatanseverler. Gerçekten de bu seçimlere iki parti giriyor. Bir, karşımızda duranlar. Yani ABD'den, Batı'dan medet umanlar, rantçılar, torpilciler, rüşvetçiler, yalancılar, yolsuzluk yanlıları. İki, bizim tarafta olanlar. Türkiye'nin bağımsızdan yana tutum alanlar, üretimden yana tutum alanlar, milliciler ve devrimcilerin partisi, yani Vatan Partisi var. Bu sistemin partileri her gün vatandaşımıza yalan söylüyor. O koca koca ekranların karşısına geçip halkımıza, vatandaşımıza yalan söylüyorlar. Vaat dedikleri şeyler koskoca yalandan ibarettir. Yollar yapacaklarmış, tüneller kazacaklarmış, metrolar inşa edeceklermiş. Yalan, yalan, yalan. Bunların hepsi yalan. Sistem bitti, çare Vatan Partisi. Sistem bitti, çare Vatan Partisi. Sistem bitti, çare Vatan Partisi. Değerli İstanbul halkı, bu sistemde hiçbir sorunun çözümü yoktur. Bu sistem insanımızı, ekonomimizi ve doğamızı mahvediyor. Bu sistem İstanbul'u yok ediyor. İstanbul'u ihanet ediyor.
Bu sistemin içerisinde İstanbul'un çözümleri yoktur. Hepimiz görüyoruz. Belediyeler halka hizmet etmek içindir. Ancak bugün kar kapısı haline gelmiş. Ancak bugün rüşvetle, torpille anılır olmuş. O yüzden bir kez daha söyleyelim. Rantçı, torpilci, yalancı ve yolsuzluk yanlısı bu sistemi yıkacağız. Halkçı, kamucu, milli ve devrimci bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Söz veriyoruz. Türkiye'nin kalesi Vatan Partisi. Türkiye'nin kalesi Vatan Partisi. Değerli İstanbul halkı, umutluyuz, coşkuluyuz, kararlıyız. Çünkü biz Türk vatanseverleri ve devrimcileriz. Devrimciler devrim yapmak için görev başındadır. Üreticilerin milli hükümetini kuracağımız günler yakındır. Görevimizin başındayız. Değerli vatanseverler, değerli vatan partililer, size sesleniyorum. 2 aylık verdiğiniz seçim mücadelesinde hepinizin eline emeğine sağlık. Sizleri kutluyorum. Ancak 10.000 fersallık yürüyüş bulunduğumuz yerden başlamıştır. Bu kutlu yürüyüşümüzde hepimize başarılar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yaşasın partimiz Vatan Partisi. Yaşasın partimiz Vatan Partisi. Değerli vatan partiler. Açın arkadaşlar şu, açın.